Hünkârım, ben daha Çınarlı Konağı'ndayken müjdeciler Şeref Han'ın kellesini yolladılar. Gerekli tahkikatı yaptım. Herhangi bir isyan ihtimaline karşılık Şeref Han'ın oğlu Şemsüddin'i Bitlis Han'ı olarak tayin ettim. Sulh sağlandı. İsabetli bir karar vermişsin. Diğer hanlar ve beylerle görüşmeleri nasıl geçti? İkna ettim hünkârım, bize bağlı kalacaklar. Fakat taht masp durmak niyetinde değil. Kışkırtmaya devam ediyor. Bu cüretini benim karşıma çıkarak da gösterir inşallah. Nerede olduğu belli değil ki hünkârım. Mütemadiyen başka haberler geliyor. Belli ki yerinde durmuyor. Özbekler ve Hindistan mühim. Onlarla kuracağımız irtibat taht masp'ı iyice sıkıştıracaktır. Bir an evvel divanı toplamak icap eder. Ben alakadar olurum. Hünkârım, çalışmalarımla alakalı kayıtların hepsi burada. Tetkikiniz için hazırlar. Şimdi müsaade ederseniz evlatlarımı görmek isterim. Göreceksin elbet. Lakin evvela izah etmeni istediğim bir husus var. Sen yokken bunu bana getirdiler. Bu laflar sana mı ait? Doğrudur hünkârım. Bu lafların her kelimesi bana ait. Ben sizi temsilen oradaydım ve bu yetkilerin hepsini siz bahşettiniz bana. İstediğimiz neticeleri elde etmek için böyle konuşmam icap etti. Bunun başka yolları da var Vargalı. Neden bu üslubu kullandın? Benim hususi bir gayem yoktu. Tesirli bir siyaset için lüzum gördüm. Peki taht? O da mı bu siyasetin bir parçası? Elbette. Siz vezir-i azamınızı krallarla aynı mertebede görmek istediğinizi söylediniz. Ben de bundan mütevellit elçileri öyle kabul ettim. Kararınıza bizzat şahitlik etsinler istedim. Bu yetkileri sana ben bahşettim. Lakin unutma ki kendi elimle verdiğimi yine kendi elimle almasını bilirim. Seni kendinden dahi korumam icap edebilir Pargalı. Zira bu laflar çok tehlikeli. Bilhassa bir tahtın üzerinde söylendiğinde. Dostlarını bile düşman edebilecek böyle lüzumsuz hatalardan uzak dur. Gördüğün gibi dönüp dolaşıp yine bana gel. Hünkârım, canınızı sıktıysam bağışlayın. Fakat hakkı haliniz var. Herkes sizin gibi okumaz bu lafları. Veya esas niyetimi anlayamazlar. Ve hatta çarpıtırlar. Bilhassa Efendi Hazretleri gibi eli kolu uzun bir düşmanım varken benim daha ihtiyatlı davranmam gerekir. Hakkınız var. Sen artık git. Hatice'm beklemesin seni. Thank you.